Türkiye'nin köklü konut üreticilerinden biri olan ve faaliyet konusu gayrimenkul projesi gerçekleştirip bu projelerin pazarlama ve satışını yapmak olan Emlak Konut GEO ilk kez 1953 yılında Ankara İmar ve Türkiye İnşaat Malzemeleri unvanıyla kurulan bir şirket. Hakim Sermayedar TOKİ, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı. Bu anlamda da aslında Emlak Konut bir kamu şirketi olarak konumlanıyor. Şirketin faaliyetlerinde ağırlıklı olarak konut satışı odaklı proje geliştirme faaliyetlerine odaklanması söz konusu. Temelde de bu projeler gerçekleştirilirken kullanılan iki farklı model var. Bunlardan biri arsa karşılığı gelir paylaşımı, diğeri de anahtar teslim modeli. Arsa karşılığı gelir paylaşımı, Emlak Konut'un gerçekleşecek projelere arsa sahibi olarak katılım göstermesi esaslarına dayanmakta. Ağırlıklı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından temin edilen arsalar için İhale yoluyla bir yüklenici firma belirleniyor. İnşaat maliyetleri yönünden bu potansiyel risklere yüklenici firma almakla birlikte Emlak Konut içinde ihale aşamasında anlaşılan bir asgari gelir mevcut. Projenin başlamasından itibaren de yapılan ön satışlarla şirket arsa payı oranında bir gelir elde ederken proje bittikten sonra da kalan satılmamış bölümlerin yine ortaklığı oranında sahibi oluyor. Bir de tabii konutların satışı sonucunda planlanandan daha yüksek bir gelir elde edilmesi halinde de Emlak Konut için ihalede belirlenen tutarın üzerinde bir hasılat sağlanıyor. Diğer bir proje yöntemi anahtar teslim modelinde Emlak Konut bu sefer arsa payı dışında proje kapsamında gerçekleşecek inşaatların maliyetlerini ve sorumluluklarını da üstlenmekte. Yine burada da ihaleyle belirlenen inşaat işlerini gerçekleştirecek bir yüklenici var. Bu yüklenici projenin ilerlemesine bağlı olarak hak ediş ödemeleri yapılırken satış gelirlerinin tamamı Emlak Konut'ta kalıyor. Şirketin geçmişte gerçekleştirdiği tüm işlerine baktığımızda ağırlıklı olarak operasyonların yaklaşık 5'te 4'ünü oluşturacak şekilde gelir paylaşım modelinden, geri kalan kısmında anahtar teslim modelinden oluştuğunu görüyoruz. Projelerde odaklanılan ana müşteriler de daha çok orta ve üst gelir gruplarından oluşmakta. Bölgesel tarafta da gerçekleştirilen projelerin metrekare bazında yarısından fazlası İstanbul'da bulunuyor. Ki bunu şayet ekspertiz rakamlarıyla değerlendirdiğimizde bu oran %75'lerin üzerine çıkmakta. Öte yandan Emlak Konut'un bir kamu iştiraki olması iyi bir marka değerini beraberinde getirirken bunun yanında dönem dönem gerçekleştirilebilen makul finansman kampanyaları şirketin ön satışlarını oldukça hızlı bir şekilde yapmasını sağlıyor. Fakat işin mali tarafında muhasebe standartları gereği gelir tablosuna satış geliri olarak yalnızca teslimatın gerçekleştirilebildiği bölümler yansıtılabilmekte. Bu yüzden de aslında Emlak Konut için her dönem açıklanan yeni finansal tablolarda gördüğümüz ciro satışının birkaç yıl önce gerçekleştiği projelere ait. Bu bölüme kadar değindiğimiz proje geliştirme, ağırlıklı olarak konut projesi geliştirme ve satışı Emlak Konut'un faaliyetlerinin çok büyük bir bölümünü oluşturmakta. Bunun yanında şirket müşavirlik geliri, asansör satış geliri ve kira gelirleri olmak üzere çeşitli yan gelir unsurlarına sahip. Müşavirlik işinde Emlak Planlama Proje Şirketi altında büyük oranda kentsel dönüşüm projeleri için danışmanlık hizmeti veriliyor. Emlak Konut Asansör Sistemleri Şirketi'nde de konut ve ticari üniteler için çeşitli asansör, yürüyen merdiven gibi ürünlerin imalat, satış, montaj, bakım, onarım gibi hizmetler sunulmakta. Kira gelirleri ise projelerin henüz satışının yapılamadığı veyahut direkt kira geliri elde etmek amacıyla geliştirilmiş binalarda Emlak Konut'un sahip olduğu ortaklık doğrultusunda sağlanıyor. Güncel durumda bu şekilde kira geliri elde edilen menkuller arasında Esenler Emlak Konutları, Ağulu Maslak 1453, Sarphan Finans Park, Büyükyalı AVM, İst Marina AVM, Emlak Konut Bizim Mahalle ve çeşitli muhtelif arsalar yer almakta.